Haberde uzmanın söylediği ekilmeyen arazi 2 milyon hektar dedi. Bu arada tarım arazisi olmaktan çıkanlar var. Bunun toplamı 4-5 milyon hektarı buluyor. Bunların kafada canlanmıyor tabii böyle rakamlarla filan. Karşılığı nedir biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 100 kadar ülkenin büyüklüğünden daha büyük demek bu. Ekmiyoruz yani. Niye ekmiyoruz? Efendim boş arazi kalmasın, herkes eksin isteniyor. Evet eksin çiftçi, fakat çiftçi önce tarlasıyla sorunları çözülsün ister. Hepsinin, 3 çiftçiden ikisinin tarlasıyla ilgili şu ya da bu biçimde hukuk, ya bir mahkeme bir şey sorunu vardır ve kredi şu bu alamaz, desteklemeden faydalanamaz. Bu insanlara bir kamu avukatı atayın ya. Her köye bir kamu avukatı atayın. Bu tarım ve gıda meselesini hallerde, marketlerde çözmeye çalışmayın. Evvela üreticiden çözmeye çalışın. Evvela onlara bir hukuksal danışmanlık hizmeti verilmesi lazım. Çünkü bir evrak geliyor gidiyor, bir şey oluyor. Herkesin gözü tarlalarda filan. Arazi değil, arsa olarak ülkeyi tasarladığı için bu ülkeyi yönetenler, herkesin gözü orada. İşte orada sıkıntı var. Haklarını koruyamıyorlar. Büyük mesele. Oradan başlayın. Ondan sonra bir gün 5 dakikada 15 maddede tarımın nasıl çözüleceğini de tarladan çıkmış bir insan olarak anlatacağım inşallah. Efendim bu arada bir izleyicimiz demiş ki neler oluyor bu kadar şeylerden sonra Sedat Peker ne zaman istifa edecek? Şimdi geçelim İzmir'de deprem mağdurlarının mağduriyetlerinin çözümsüzlüğü durumuna. Benim hikayemde nazlı yere basmaz sizinle. Şu anda benim dairem yıkılıyor Nazlı Hanım. Gördüğünüz gibi biz bu binayı yalnızca 15 dakika tahliye edebildik. Ona da tahliye diyebilirsiniz tabii. Çok acı bir tablo. Ne hissediyorsunuz? Üzülüyoruz tabii ki. İster istemez yıllarca yaptığımız birikim ve eşyalarımız içeride, anılarımız içeride. İzmir Bayraklı deprem acısını tam 7 aydır taptaze yaşıyor. Çünkü hemen her gün hasarlı bir bina yıkılıyor. Gözlerinin önünde içindeki eşyalarla, anılarla birlikte. Şimdi anıların ve acıların üstünü bir de gelecek endişesi kapladı. Çünkü kentsel dönüşümde sorunlar var. 400 bin lirayla 450 bin lira arasında müteahhitlerin bize vermiş olduğu fiyatlar var. Gökdelenlerin yükselmeye devam ettiği İzmir Bayraklı, 30 Ekim 2020'de felaketlerin en büyüğünü yaşadı. 6,9'luk depremin 7. ayında ilçe savaşı geride bırakmış bir görünümde adeta. Evleri yıkılanlar yeni konutlar bekliyor ama her şeylerini kaybetmişken, bir de aylardır kira ödüyorken müteahhitlerin istediği daire bedellerini karşılayamayacak durumdalar. Ben çıldırmak üzereyim. Benim evim yıkıldı. Orada oğlum evlenecek. Gece gündüz herkes depresyona girmiş, ağlıyor. Bizden deprem vergileri kesildi yıllarca. Hani deprem olduğu halde bu vergiler nereye gitti? Bayraklı'da az, orta ve ağır hasarlı yaklaşık 80 bin hane kentsel dönüşüm kredisi kullanmak durumunda. Ama 200 bin liralık ayda 3 bin lira geri ödemeli kredi dönüşüm için yetmiyor. Üstüne en az 250 bin lira daha eklemeleri gerek ki çoğunun birikmişi zaten yok. Yeni dairelerin fiyatları 450 bin liradan başlıyor. Biz istiyoruz ki 18 yıllık geri ödemeli 0.30'lu faizler verilsin bizlere. Bizler ödeyeceğiz. Ödemeyeceğiz demiyorum. Hiçbir şey bedava istemiyoruz ama ödeyebileceğimiz koşullarda istiyoruz. Dönüşümde emsal, yani kat artışına da izin verilmedi. Müteahhit kârı, inşaat giderlerindeki artışlar gibi nedenlerle 7 ay geçmesine rağmen ilçede dönüşüm için tek çivi çakılmadı. Sadece kendiliğinden yıkılan apartmanların yerinde proje alanlarında yükseldi binalar. Ama oralarda da hem ev sahiplerinin metrekare kaybı var, hem de bittiğinde ne kadar ödeyeceklerini bilmiyorlar. Boş kağıtlara imza atıldı, attırdılar. Ne ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. Kendi arsamızda, kendi evimizi yapacaklar ama projeleri görmüyoruz, bilmiyoruz. Şu an ortada kalmış durumdayız. Hiçbir kimse de bizim sesimizi duymuyor. Bu konuyla alakalı olarak hem devletimizden hem belediyemizden taleplerimiz var. O talepleri iletmek için Bayraklı Belediyesi'ndeydi yüzlerce deprem mağduru. Dilekçelerini verdiler. Ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne yürüdüler. Tepkilerini sloganlarla dile getirdiler.